Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir istek videosuyla karşınızdayım. Video burada başlayacak, masa üstünde bitecek. TiddlyHypes'la OBS arasında bağlantı kuracağız. Bunu neden yapacağız? Bildiğiniz üzere 2 aydır Delay üzerinden yayınlar yapmaktayız. Yani OBS üzerinde yayınlara çıkabilmemiz için bazı görevler yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili de yayınlarda genelde sorular soruyorsunuz. TiddlyHypes'ı OBS'le nasıl birleştiririz ve nasıl kullanırız gibisinden bir video çekme gereği duydum. Ve fazla lafı uzatmadan hemen masa üstüne geçiyoruz. Videonun kalanını oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi geçelim. Ve TiddlyHypes'ın sitesindeyiz şu anda. Gerçekten şöyle baktığımızda dolu dolu bir siteye benziyor. Sol tarafta gördüğünüz görevlerden birkaçını yapacağız. Şu yukarıdakiler bizim işimizi görecektir. Fazla derinlere inmeye gerek yok. İlk defa TiddlyHypes'a geldik. OBS'i yeni kurduk ve burada bizim işimize en çok hangileri yarayacak onlarla başlayacağız. Ama şurada kötü bir sürpriz var. İngilizcem yok benim, biliyorsunuz. Ne yapacağız? Telaşlanmaya gerek yok. Sağ tıklıyoruz herhangi bir yere. Türkçe diline çevir diyoruz. 2 saniyede her şey Türkçe oluverdi. Takipçi hedefinden başlayalım. En kolayından başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bir takipçi hedefi var. Bar var. Burada dolmak üzere şu siyah kısım doldu mu 5000 dolacak. Tekrardan geleceğiz buraya, 6000 yapacağız. Siz yeni başladınız. Biz buraya 5000 yapalım. Devam edelim. Şimdi burada da renklerini değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz renkte hedef rengi, metin rengi vesaire, yazının rengini değiştirebiliyorsunuz. Evet, işlem bittikten sonra burada genelde şu kısmını sarı yapıyorlar. Sarı yapmanızı tavsiye ederim. Yani TiddlyHypes renklerine uygun bir renk koymanızı tavsiye ediyorum. Kaydettikten sonra yaptığımız işlemleri bize bir URL atıyor. URL'yi kopyalıyoruz. Şurada tamamı tıklıyoruz ve OBS'imize geliyoruz. Benim burada kullandığım Streamlabs OBS versiyon 12.3. Bu eski OBS'lerde, yani eski sürüm OBS'lerde de yapacağımız işlemler hemen hemen aynı. Burada bizim sahnelerimiz var. Buralar bozmamak adına yeni bir sahne açalım. Şuradan artı sekmesiyle çekim sahnesi diyelim. Çekimden sonra sileriz burayı. Çekim sahnesi adı altında bir sahne oluşturduk. Bütün işlerimizi bu sahne üzerinden yürüteceğiz. Daha sonra kaynaklar bölümündeki artı seçeneğini tıklıyoruz. Buradaki bütün görevleri yapabilirsiniz. Daha sonra oradan kopyaladığımız URL'yi kaynaklar penceresi adı altındaki şurada yukarıdaki artıyı tıklayarak, burada da çok zengin bir çeşitlilik var. Buradaki görevlerin hepsini atayabiliyorsunuz. Bizim tarayıcı kaynağına ihtiyacımız var şu anda. Hedef demiştik. Hedef diyelim bunun ismine. Buradaki bütün görevlere isim vermenizi tavsiye ediyorum. Yarın bir gün değiştirmeye kalktığımız zaman, yani kafamız karışmaması için, bütün görevlere isim verelim. Yeni kaynak ekle dediğimiz zaman buraya açılan penceredeki satırı siliyoruz ve oradan aldığımız URL'yi buraya Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Şuradaki tikleri de doldurmanızı tavsiye ediyorum. Bitti diyoruz. Yaptığımız görev buraya geldi. Köşelerden tutarak bunu istediğiniz kadar boyutlandırabilirsiniz. İstediğiniz köşeyi alabilirsiniz. Şimdi şöyle yukarıda dursun. Burada işlemi yaptıktan sonra şurada bir göz var. İstediğiniz zaman buradan gözden kapatıyorsunuz ve şurada işlemi bitirdikten sonra mutlaka kilidi kapatın. Herhangi bir işlem yaptığınız zaman buradaki bar size sıkıntı olacaktır. Kilit açık olduğu zaman böyle sağa sola kaçırabilirsiniz. Onun için kilidi devamlı kapalı. Birinci görevimiz cepte. İkinciye geçiyoruz hemen. Burası İngilizce olmuş. Tekrardan Türkçe çevirelim ve sohbet yerleşim sekmesini tıklıyoruz. Burada da bizim chatimizle ilgili ayarlarımızı yapıyoruz. Yazı ayarları, şurayı tıklayalım. Tekrar Türkçe yapalım. Fontları vesaire, yazı tiplerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde ayarlar yapabilirsiniz. Daha sonra TTS konuşma metni. Burayı evet dediğiniz zaman ekrana gelen takipçilerinizin soruları sesli olarak size yansıtılıyor. Ama ben tavsiye etmiyorum. Zira sizin konuşmanızı arada bozuyor, ahengini bozuyor sohbetin. Onun için yazı şeklinde gelsin. Ne yapalım? Burada istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Kaç saniye beklesin burada? Saniyesi 10 saniye iyidir. Ya da burada 100 saniyeye kadar bekletebilirsiniz. Asla'yı tıkladığınız zaman yazıların hepsi ekranda kalacaktır. Zira o kutu doldukça aşağıdan gelen yukarıya doğru ittirecektir öbür yazıları, soruları, cevapları neyse. Burayı biz ne yapalım? Öyle değil de şöyle 10 saniye, 12 saniye kalması yeterlidir. Kullanıcı yazı tipi falan, buraları hiç ellemeyelim şu anda. Kullanıcı adı rengi, yani burada istediğiniz rengi siz ayarlayabilirsiniz. Video uzun olmasın diye fazla derinlere girmeyeceğim. Kafanıza göre burada deneme yanılma yaparak, burada da ön izleme kaydettikten sonra yaptığınız işlemi, yani siyah ekranda nasıl gözüküyor yaptığınız işlem bu şekilde gözüküyor.
Fortnite'da nasıl gözüküyor, PUBG'de nasıl gözüküyor. Bu şekilde ön izleme yapıp karar verdikten sonra ne yapıyoruz? Sav demiştik zaten, kaydetmiştik. Geliyoruz yukarıya. Burada da bize bir URL veriyor. Hemen vakit kaybetmeden bunu kopyalayalım. Tamam diyelim. Ve OBS'imize gelelim. Artıdan ikinci tarayıcı kaynağımızı oluşturalım. Buraya da ne diyelim? Chat diyelim. Chat bölümü. Chat bölümünü buraya belirledikten sonra buraya da Ctrl V ile aldığımız URL'yi yapıştırıyoruz. Chat'imiz geldi. Gördüğünüz gibi şöyle bir pencere şeklinde geliyor. İstediğiniz yere, istediğiniz köşeye koyabilirsiniz. Köşelerinden istediğiniz şekilde bu şekilde de koyabilirsiniz. Gelip 10 saniyede giden yazılarda şöyle uzun bir bar açmanızı tavsiye ediyorum. Yazı bütün bir şekilde gelsin, yukarı gitsin, gelsin, yukarı gitsin. Bunu buraya bıraktık. Tamamdır. Bunun da kilidini kapatalım. Pekala, bunu nasıl test edeceğiz? Bunun için Drive hesabımızdan buraya bir yazı göndermemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi yazımız geldi. Yalnız biraz küçük. Şu kilidi açalım. Şöyle biraz yazımızı okunur hale getirelim. Tamamdır. Bunu bu şekilde bırakabiliriz. Chat'imiz de başarılı bir şekilde uygulandı. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan TD-Live'sa geri dönüyoruz. Türkçe yapalım tekrardan. Chat box'umuz var. Sosyal medya hesaplarınız varsa kullandığınız Facebook gibi, Discord gibi, YouTube gibi vesaire, Instagram gibi hesaplarınızı şu yukarıda uygulama yaparak buradan aşağıya gönderebilirsiniz. Yukarıdaki yazıyı okuduğunuz zaman zaten buradaki görev hakkında bazı bilgileri, ipuçları veriyor. Tüm komutları örnek ve ünlem işaretiyle belirtin diyor. Belirttikten sonra sizin Discord üzerindeki adresinizi kopyalayıp buraya yapıştırdığınız zaman, ekle dediğiniz zaman buradaki aşağıdaki sayfaya eklenecektir. Ben şimdi burayı bozmuyorum. Ünlem Facebook, ünlem Instagram, ünlem Twitch, ünlem YouTube diye yazarak karşılarına da sizin site adreslerinizi, linklerinizi yapıştırarak, aynı buradan yapıştırarak aşağıya eklediğiniz zaman aşağıya düşüyor. Şimdi burayı bir silelim. Çünkü bizimki tamamen yapılı. Hiç uğraşmayalım, bozmayalım. Bu mantıkla siz de yapabilirsiniz. Sizin işinize en çok yarayacak olan bölümlerden birisi de uyarı kutusu, yani alert box. Türkçe diline çevirelim, kafanız karışmasın. Burada bir test yapalım önce. Bizim eskilerden test yapalım. Bunun için benim canlı yayın kamerasına geçiyoruz. Limonu test ediyoruz. Limon ye öyleyse hıyar. Şimdi biz burayı nasıl yaptık onu göreceğiz. Aşağıya geliyoruz. Bu bölümde de ayarlar yapabilirsiniz. Oradaki yazı ayarlarını, font ayarlarını, yazı tipi, yazı rengi ve animasyon şekillerini bu bölümden yaptıktan sonra bu bölümde sadece limonu değiştireceğiz. Diğerlerine hiç dokunmayacağız. Dondurma uyarısı, elmas uyarısı, ninja gini uyarısı vesaire aynı mantıkla. Yani yukarıda yapacağım şu limon animasyonundaki mantığın aynısı burada da geçerli. Limon uyarısı bölümüne geliyoruz. Dediğim gibi burada yapacağımız işlemler aşağıda aynen geçerlidir. Şurada limon ucu görüntüsü karşısındaki sekmeyi tıklayarak böyle bir pencerenin açılmasını sağlıyoruz. Kısa yoldan lemon yazalım. Bize limonla ilgili gifleri gönderecektir. Bu gifler içerisinden istediğinizi seçiyorsunuz. Şöyle bakalım bir. Şunu seçtik. Hemen link buraya geldi kendiliğinden. Daha sonra ses için yardım et butonu var burada. Burayı tıkladığım zaman bizi şöyle bir siteye yönlendiriyor. Aşağıya geliyoruz. Step 1'in altındaki linki tıklıyoruz ve seslerin olduğu siteye bizi yönlendiriyor. Burada lemon yazıyoruz. Next next dedikçe ileriye bayağı bir ses çeşitliliği var. Bir limon gönderdi. Durdum. Geçirirsem. Annem limon. Limon. Limon seviyor musun? Limon ister misin çocuk adam? Burada bir tane ding dong diye bir ses var. Bu çok kısa, daha güzel. Daha sonra seçtikten sonra şurada limon yazan kısmı tıklıyoruz. Doğrulat kısmına işaretliyoruz mouse'umuzla. Bağlantı adresini kopyala diyoruz ve tekrardan TD-Live'a gelerek buradaki eski sesi silip yerine buradan aldığımızı yapıştırıyoruz. Yeni eklediğimiz GIF ve yeni eklediğimiz ses buraya gelmiş bulunmaktadır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Aşağıya da aynı şekilde buralardan girerek buralarda değiştirip uygulamaları yapabilirsiniz. Şimdi bu işlem yaptıktan sonra buradaki renkleri, işte yazı tiplerini, font vesaire, yazı rengini de değiştirdikten sonra değişiklikleri kaydet demeniz gerekiyor. Değişiklikler kaydedildi. Daha sonra yukarıya geliyoruz. Copy URL'e butonunu tıklayarak yaptığımız işlemi OBS'imize taşıyoruz. Evet, OBS'imizi açalım. Çekim sahnesine gelelim. Artıdan tekrardan tarayıcı kaynağına gelen uyarılar adı altında bir sahne oluşturduk. Ve linkimizi de buraya
Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Şimdi bunu da bazı arkadaşlar şöyle ortaya koyuyor. Hiç güzel olmuyor. Şöyle yüzünüze o limonlar, portakallar vuruyor. Bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Fazla büyük olmasını tavsiye etmiyorum. Yukarı aşağı köşelere koymanızı tavsiye ediyorum. Zira dediğim gibi ortada çok çirkin duruyor. Buradan gördüğünüz gibi hem ses değişti hem animasyon değişti. Yalnız ben bu animasyonun kedi olarak seçmiştim. Mouse kaymış sanırım, fark etmez. Bu şekilde arkadaşlar bunu da yapmış olduk. Burası da tamam. Ve akış etiketlerini düzenlemeye sıra geldi. Burada 9 tane işlem var. Sadece birisini yapacağız tabii ki. Hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Yani yapacağımız işlem 9'u içinde geçerli. Burada yazı tipi seçiyorsunuz. Ön izleme birazdan zaten çıkacak. Metin rengi, gelen kişinin, takipçinin rengi, yazı rengi hangisi olsun diye karar veriyorsunuz. Kaydediyorsunuz ve aşağıda ön izleme yapıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir yazı geliyor. Burada da değiştirebilirsiniz. Kaydettikten sonra buradaki URL, yani son takipçi URL'sini kopyalıyoruz. Geliyoruz bizim OBS'imize. Tekrardan artı tıklayarak tarayıcı kaynağımıza son takip diye bir yeni kaynak ekliyoruz. Daha sonra bunu aldığımız URL'yi yapıştırıyoruz Ctrl V ile. Furkan Enes RG diye bir takipçimiz varmış en son. O geldi. Bitir diyoruz. Bu yazıyı şöyle aşağıya bir yere bırakıyoruz. Bunun karşına son takipçi yazacağız. Onu nasıl yapacağız? Artıdan girerek yazı seçeneğini işaretliyoruz. Son takipçi. Yazı yazmamız için bir pencere açılıyor. Şuradaki kutucuğu doldurarak outline kısmından iki renk de yapabilirsiniz. İşlem bittikten sonra bitir diyorsunuz. Hatta şuraya bir de nokta koyalım. Şöyle iki nokta üst üste koyalım. Yazımızı da yazdık. Son takipçinin yanına koyalım. Burada yön tuşlarıyla daha rahat bir şekilde burayı konumlandırabilirsiniz. Bu şekilde burada son ninja, son dondurma, son limon istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şimdi buraya kadar yaptığımız işleri şurada hepsinin ortada olmasını istemiyoruz. Ne yapacağız? Bir grup ekleyin seçeneğine tıklıyoruz. Ekranım adı altında bir klasör oluşturalım. Bu klasörün içerisine hepsini atalım arkadaşlar ki bizim elimiz ayağımıza burada burası dolaşmasın. Tamam, süper oldu. Yani bu bizim sahnemiz boş kalır bu durumda. Şuradaki tiki işaretlediğimiz zaman zaten buradaki görevlere ulaşabiliyoruz. Ve işlem bittikten sonra şu kilitleri dediğim gibi kapatıyoruz. Burada herhangi bir işlem yaptığım zaman buradaki yazılarımızı daha sonra kaydırmamış olacağız. Evet, bu da tamam. Başarılı bir şekilde onu da yaptık. İzleyici sayısı adı altında bir seçenek daha var. Burada da canlı yayındaki bizim izleme sayılarımızı monitörümüzün köşesinde görmek istiyorsunuzsa burayı da aktif edebilirsiniz. Orada yazı şekli ve yazı rengini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Renkleriyle oynayabilirsiniz. Biraz daha göze batıyorsa buradan inceltebilirsiniz yazının kontrolünü değiştirerek fazla ekranda yer kaplamaması için. Sağ diyelim. Ve en son olarak URL'e kopyala diyoruz. Tamam diyoruz ve OBS'imize geri dönüyoruz. Tekrardan artıyla tarayıcı kaynağına geliyoruz. Ne demiştik? İzleyici sayısı. İzleyici sayısı adı altında yeni kaynak ekledikten sonra burayı da ayarlamış oldu. Geldi buraya. Şuradan köşelerden tutarak bunu büyütüp küçültebilirsiniz istediğiniz şekilde. Köşeye bırakalım ve kilidini kapatalım ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Bağış hedefi adı altında bir bar var. Bunu hiç anlatmaya gerek yok. Takipçi hedefinin aynısı. En başta yaptık ya arkadaşlar, takipçi hedef barı. Onun hemen hemen aynısı. Burada hedeflediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Renkleri vesaire. Ne yapmak istediğinizi yazıyorsunuz. Mesela bir kamera alacağız, mikrofon alacağız. Hedefinizi yazıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Buradan URL'yi kopyalayıp OBS'e birleştiriyorsunuz. Bunu dediğim gibi baştakiyle aynı olduğu için hiç yapmayacağım. Ve Discord. Burası da çok önemli. Buraya geldiğimiz zaman şöyle Türkçe'ye çevirelim. Discord kullanıyorsunuzsa burada zaten şöyle görsel olarak da ne yapmak istediğinizi gösteriyor. Discord linkinizi kopyalayıp, benim aynen burada Discord linkim var, yapıştırıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Eğer Discord kullanıyorsanız da mutlaka bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Zira canlı yayına geçtiğiniz zaman sizin buradaki Discord üzerindeki takipçilerinize bildirim gitmesi açısından önemli bir yer burası da arkadaşlar. Sizin vaktiniz varsa buralarda inceleyip OBS'de buluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarzdan videoların gelmesini istiyorsunuzsa gerek YouTube gerek Dilay üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakınız. Bir dahaki canlı yayınlarda vesaire videolarda buluşmak üzere. Eyvallah arkadaşlar. Görüşürüz.